Sonra da gömlekleri yıkayacaksın. Ne bakıyorsun lan? Tamam, yıkarız. Ulan bak, yine adım yasası yazıyor. Kamuoyunda adım yasası olarak anılan yasa tekliflerine göre taciz ve tecavüz suçlarından mahkum olanlara... Dinleyin bak, size anlatıyor. Testosteron etkisini önemli ölçüde azaltacak tedavi uygulaması. Yani ilaç verilmesi. İlaçla mı oluyormuş o iş? Öyle yazıyor abi. Dinlesenize lan, istihbarinizden bahsediyor. Abi söyledim ya, biz bir komploya kurban gidiyoruz. Abi deme lan bana dümbük. Dilini koparırım şimdi senin. Abiymiş. Senin gibilerinin abisi olacağıma ölürüm daha iyi. Bu herif. Erdoğan Yaşaran. Avukatın görüşecek. Gel. Erdoğan mı Selim mi? Erdoğan Yaşaran. Erdoğan. Müdüre de söyle. Bizler istemiyoruz burada. Gerçekten beni mi görmek istedin yoksa bu herifler mi karıştırdı emin olamadım. Seni istedim. Neden? Hal hatır sormak için. Abi durum çok ciddi. Abi mi olduk şimdi? Ya tamam istediğin kadar keyfine çıkar ama ne olur kurtar bizi buradan. Neyle uğraşıyorum sanıyorsun? Ya bak herifler her şeyi öğrendi. Canımızı okuyorlar. Bütün gece uyku uyumadık. Senim zaten perişan. Korkuyoruz. Ne olur çıkar bizi buradan. Ne bileyim koğuşumuzu değiştir. Bu heriflerden kurtar. Bakarız bakarız. Daha önemli problemlerimiz var. Mustafa. Soruşturma sırasında ifadesini alacaklar. Öter mi? Bir şartla susarım diyor. Silahı geri istiyor. Ya bu amcam nasıl bir adam ya? Hadi beni geçtim. Kendi öz oğlu içeride, sırtlan gibi heriflerin arasında ecel terleri döküyor. O hala kendi çıkarını düşünüyor. Ya çok konuşma da silahın yerini söyle. Söylemem. Yine oyun oynuyorsunuz. Mustafa konuşacak diyorum, geri zekalı. Arkamızdan gelmiş. Siz adliyeden çıkarken sizi gözlüyordu. Bak, o silah benim hayat güvencem. O silah bende olduğu sürece kimse bana zarar veremez. Biliyorsun, söylemem. En tehlikeli adamlar kaybedecek hiçbir şey olmayanlardır. Mustafa'nın kaybedecek hiçbir şeyi yok. Olay ortaya çıkınca etrafındaki 3-5 kişi de çekip gidecek. Sıfırlanacak yani. Rest çekti bana. Ya paşa paşa silah vereceğiz ya da konuşacak. Sana inanmıyorum. İster inan ister inanma. Durumu lehimize çevirmek için ona ihtiyacımız var. Biz ne kadar inkar edersek edelim Kerim'in eli güçlü. Onun söyleyeceklerini çürütecek tek kişi Mustafa. Onun bizim yanımızda olması çok önemli. Silahın nerede olduğunu söyleyeceksin bana. Kurtuluşumuzun başka yolu yok. Yemezler. Peki o zaman sen bilirsin. Görüşme bitti. Selim Yaşaran'la görüşmek istiyorum. Bir dakika, bir dakika. Nasıl güveneceğim sana? Mustafa'nın ifadesiyle kurtulduğun zaman. Silah nerede? Evde. Bana tam olarak yerini söyle. Benim odamda. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Yasin vel Kur'anil Hakim inneke leminel murselin ala siratin müstakim tenzilel azizir rahim لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِ Anneciğim, gün ağarmadan erkenden çıkardı evden, dağlarına. Bir telaş. Hep güneşi buralarda karşılardı. Ben de tabii eteğinde. Ha canım. Her gün yeni bir macera. Her gün yeni bir ot öğretirdi bana. Çoban çökerten, aynı sefa, andız kökü, per yavşan, sümbül köşk, altın başak. Daha ben konuşmayı beceremiyordum. Bütün otların isimlerini ezbere bilirdim. Ah anacığım benim. Girit'in kokusunu hatırlamak için koklardı çiçeklerini. Çocukluğunu arar gibi arardı otlarını. Girit'ten mi göçmüşsünüz? Ben burada doğdum. Annem çok küçükken göçmüş. Ölene kadar da o anından kurtulamadı zaten. Öyle uzaklara baka baka da öldü zaten canım. Bir daha hiç görmedi mi Girit'i? Gitmek istemedi ki. Kaç kere söyledim, hadi gidelim dedim. Hatta gittim oraya fotoğraflarını çektim, getirdim. Hayır. O hafızasındaki resme bakmaya devam etti. Ben de şimdi buraya uzak bir resme bakar gibi bakıyorum. 8 ayda neler değişti değil mi? Hem de nasıl. Alt üst olduk. Son yaşananlara kadar dünyanın en şanslı insanı sanıyordum kendimi. Hayat işte. Bazen böyle tepe taklak ediveriyor seni. Yaşadığın her şeyi sorgulamaya başlıyorsun. Sahip olduğun her şeyi. En yakınlarını. Hatta büyüttüğün evladını bile. Yani Kerim kötü bir çocuk değil tanıdığım kadarıyla. Değildir. Değildi. Biliyor musunuz? Kerim beni hiç üzmedi bugüne kadar. 10 yaşındaydı daha bizim eve geldiğinde. Ne okulda, ne iş hayatında, ne evde. Hiç sorun yaşamadık biz. Annem de öldükten sonra bir başımıza kaldık. O benim tesellim oldu. Ta ki bu işler olana kadar. Yani gene de bu hikayenin bir tarafında sizin olmanız Fatma Gül için bir şans. Yani keşke bütün bunlar hiç yaşanmamış olsaydı tabii. Keşke. Ama eğer bütün bunlar bir kaderse sizin gibi bir şifacı iyileştirecek o kızı. Ama bu sefer otlarıyla değil tabii. Aklıyla, bilgeliğiyle, sevgisiyle. Mukaddes Hanım. Evet. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.